Değerli dostlar, Dost TV, Dost FM ortak yayınında İnsanın Anlam Arayışı programına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınımızı aynı zamanda canlı olarak Dost TV'nin YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve inayeti bütün inananların üzerine olsun. Öncelikle Yüce Rabbimize hamd ve sena, Resul-i Ekrem Efendimiz'e de salat ve selam ile programımıza başlıyoruz. Değerli dostlar, bu akşamki programımızın e, konusu sabır nedir, mahiyeti nedir, e, sabrın e, makbul sayılabilmesi için nasıl olması gerekir, makbuliyetinin şartları nedir? E, bu konu üzerinde konuşacağız. Tabii ki önümüzde e, Gazze'de yaşanan olaylar aylarca süren katliam neticesinde Gazze halkının sergilemiş olduğu bir e, sabır örnekliği, teslimiyet ve tevekkül örnekliği de söz konusu. İman, teslimiyet ve sabır konusunda Müslümanların nasıl davranması gerektiği hususunda da aslında güzel bir örneklikte sergileniyor. Bütün zulümlere, bütün e, katliamlara rağmen kadın, çocuk, çocuk demeden uygulanan soykırıma rağmen Gazze'li Müslüman kardeşlerimizin göstermiş oldukları, sergilemiş oldukları sabır ve tevekkül gerçekten takdire şahen. Bu sabır ve teslimiyeti bizler de bu anlayışa bizler de sahip olmak olmayı niyaz ediyoruz Rabbimizden. Konumuzu konuşmak için, sizlerle paylaşmak için her zaman olduğu gibi misafirimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba, selamun Merhaba, aleyküm selam ve rahmetullah. Ee, hocam sabır sözlük anlamıyla bir şeye katlanmak, tahammül etmek anlamlarına geliyor. Ee, tabii ki bu anlamda sabır sadece bir katlanmadan, zoraki bir katlanmadan mı ibadettir. Böyle pasif bir eylem midir yoksa e, aktif e, bir eylem mi söz konusudur sabırda. Sabrın mahiyeti nedir ve e, Kur'an-ı Kerim'de daha doğrusu İslam'da Kur'an ve Sünnet'te sabır konusuna çok büyük tahşidat var üzerinde çok büyük bir vurgu söz konusu. Allahu Teala sabredenlerin cennete gireceğini, sabredenlerin mükafat kazanacağını ifade buyuruyor. Allah'ın e, sabredenleri sevdiğini, e, Yüce Rabbimiz sabredenlerle beraber olduğunu e, ifade buyuruyor. E, peygamberlerin de en büyük özelliklerinden birisi de sabretmeleri, sabırlı olmaları ve birçok peygamber de sabırlı olmalarıyla, sabır vasıflarıyla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla e, sabır konusunda bu kadar e, fazla vurgu olmasının e, nedeni nedir, sabrın mahiyeti nedir? Bunları sizden dinleyelim hocam. Teşekkür ediyorum. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جنازة yanlıştan, çirkinden ayırt etmeyi, hakkı batıldan ayırt etmeyi, efendim, bunun adil olanı, zalim olanından ayırt etmeyi, bu temizleri nasip etmişken bir de bunları sahne sahne uygulanmalı olarak karşımıza çıkardı. Ve biz doğrudan yana, işte haktan, adaletten, güzellikten yana davranışlar diyelim sergiledik birer ikişer. Fakat Esas olan bunu hani bir kerecik sergilemek değil de ben hep bunu sergilerimi ortaya koyabilmek. Yani kararlılık veya bizim e, sabır dediğimiz. Yani o amel üzere durabilmek. Peki bu esnada ne oluyor? İnsan bir kere sergilediğini niye sürekli sergilemez? Cenab-ı Hak koşulları değiştiriyor. Yani diyelim ki adam namaz kalıyor ve namazın onun menfaat dünyasıyla çıkar dünyasıyla herhangi bir çatışması yok o esnada. Cenabı Hak koşulları değiştiriyor. Bir bakmışsın namaz onun elini ayağına dolaşıyor. İşlerinde ticarette artmış, vakit bulamıyor vesaire. Sonrasında bu iyi davranıştan vazgeçmiş. Yani üzerinde sebat edememiş. Namazı bırakmış. Baktığınızda neden ötürü bırakmış? İşte hayatındaki yoğun meşguliyetten ekonomik olarak gelen ekstra şeylerden ötürü. Başka şey de olabilir. Yani idari görevleri dolayısıyla da namaza karşı sorumluluklarını iman edebilir. Başka bir heyecanı dolayısıyla da olabilir. Dolayısıyla sabır aslında kontrollü değişkene karşı kişinin gösterdiği direnç veya sebat diyelim. Evet dün namaz kılıyordum ama şimdi zorlanıyorum. Tam da bu zorlanmam namaz üzere sebat edip etmeyeceğimi yokluyor. Ve bir süre sonra sebat ettiğim bu değişkenin beni yıldırmadığı, bu değişkenin beni caydırmadığı. Çünkü bazı değişkenler yıldırıcı olabilir. Bazıları caydırıcı olabilir. Bazıları korkutucu olabilir. Yani namazı bırakmazsam işimi kaybederim. Namazı bırakmazsam eşimi kaybederim yahut eş bulamam ileriye dönük. Dolayısıyla koşullarımızda Cenab-ı Hakk'ın bir şeyleri değiştirip bizim iyiden, güzelden, doğrudan, adaletten yana sergilediğimiz o tercihimizin arkasında ne kadar durup durmadığımızı yokluyor. Arkasında durmazsan caymış oluyorsun. Durursan, sebat edersen sabretmiş oluyorsun ve tek tek işte şu faktörü hayatında değiştirdik. O caymadı, sebat etti. Bu, bu elimine oluyor, bu çıkıyor. Bu onu caydırmadı. Bundan ötürü vazgeçmedi. Başka faktör giriyor. Bu kez aile hayatı üzerinden, sevdikleri üzerinden bir faktör giriyor. Ticari faktör giriyor. Siyasi faktör giriyor. Yani hayatın ne kadar mecrasında insanların ve kaybetmekten korkacağı şeyler varsa yahut elde etmeyi umdukları ve dinin araya sıkışacağı, gireceği şeyler varsa, çatışacağı. Bunların hepsi kontrollü bir deneydeki gibi Cenab-ı Hak kişinin hayatında tatbik ediyor. Tabi Allah'ın elinde haşa bir checklist yok böyle tek tek bize tatbik ettiği. Hayatta da çok fazla mecra var. Her birinde bize tatbik edemez. Öyle anlaşılıyor ki Yüce Allah Azze ve Celle kulunu büsbütün bildiği için kalbinde o zafiyetin olduğu şeyi görüyor zaten. Yani bu eşi üzerinden yoklanırsa, o zaman vazgeçer. Bu e, evladı üzerinden yoklanırsa o zaman bizi satar, haktan vazgeçer. Bu işte bir kariyer uğruna yoklanırsa o zaman bu e, dini Cenab-ı Hakk'a sebat etmekten vazgeçer. Buna ayette Cenab-ı Hak adagan demiş. Kalpteki şey nokta, e, zafiyet noktası. O yüzden müminlere de önden haber veriyor ki, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ Kalplerinde hastalık olanlar yoksa sandılar mı ki hani bu orada kalır, bu hayatta karşılık bulmaz. Ee, Allah da bunu gün yüzüne çıkarmaz. Yok Allah o kör noktayı bilir, o kalpteki marazı bilir. Bizim koşullar şöyle şöyle olsa o zaman dinim üzere sebat edemem dediğimiz o mesele neyse her birimizde farklı olabilir. Kimisinin sağlık yani bana şöyle bir hastalık verirse ben yani duramam isyan ederim bana niye hastalık verdin derim ee, diyorsa bir insan e, bilsin ki tam da böyle bir imtihana doğru aday haline gelmiştir çünkü Allah teslimiyet arar ve e, teslimiyet arayan da nereden teslimiyeti esirgeyeceksek orayı gün yüzüne çıkaracaktır çünkü fullemek istiyor ya bana biz bütün teslim olacaksın. Çünkü her şeyin sahibi ve maliki benim. Beni şu faktör olursa işte bu faktör uğruna senden vazgeçerim ya Rabbi diyeceğin seni bana karşı çeldirecek herhangi bir şey hayatında bırakma. Madem teslimiyeti tamamlamak istiyoruz. Dolayısıyla teslimiyet dediğimiz şey kişinin hayatında yaradana teslim olmayacağını, olamayacağını düşündüğü hiçbir husus bırakmamaya çalışması. Dolayısıyla sizin zaten Allah'a teslim olacağınızı Cenab-ı Hakk'ın bildiği hususlardan sınav gelmez. Onlar kolay soru olur. Yani mal sizi etkilemiyorsa, Allah yolunda kolay infak ediyorsanız, sizin asıl korkunuz can korkusuysa mesela, o zaman oraya doğru bir sınavınız ilerleyecek demektir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hayır bana sana şunu veremem, benden her şeyi iste ama şunu verme diyeceğiniz hiçbir istisna size bırakmıyor. Çünkü onun istediği şey teslimiyet. Hz. İbrahim'e bile ne demiş? Yani ifkâle rabbuhu eslim. Hiç bütün teslim olmasını istedi. Belki yegane bağlantısı, biricik yıllar sonra gelen göz nuru, göz bebeği, evladı olunca evet. Cenab-ı Hak hemen imtihanı oraya doğru yönlendirdi. Birdenbire sistem karıldı. Hz. İbrahim'in o kadar düşmanı varken Nemrutları, şunları, bunları... Bütün imtihan birden bire evlat üzerinden Yok. bambaşka bir noktaya geldi. Peki tabii e, tabi bu insanı bayağı zorlayabilecek sorular, imtihanlar da söz konusu olabilir. E, gerçi Hz. İbrahim oğluyla ilgili bu imtihanı kazanmış. Hz. Eyüp Aleyhisselam da kendi evladıyla, malıyla, mülküyle ve çocuklarıyla ilgili olan e, ve fiziksel, e, bedensel sağlığıyla ilgili olan imtihanı da kazanmış. Ama birçok insan tabii ki bu imtihanları geçiremeyebilir, atlatamayabilir daha doğrusu. Dolayısıyla Allah'ın dağına göre kar vermesi diye bir deyim var. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani Allah, e, gerçi öyle de Allah yük, insana yükleyemeyeceği, taşıyamayacağı yükü yüklemez şeklinde bir e, Kur'an'a da dayalı bir ifade var. Bu e, imtihan sorularında da geçerli mi? Şimdi... Cenab-ı Hakk'ın teslimiyetten ödün verdiğini görmüyoruz. Yani Allah teslimiyeti başarmamış hiç kimseyi kabul etmiyor. O yüzden Hz. İbrahim ölürken de, Hz. Yakup ölürken de bunu bunu vasiyet ettiler. Olmazsa olmaz. Bu vassabiyâ İbrahimu benîhi ve Yakub ya beniye inna Allah astafa lakumu dina, fala tamutun illa wa antum muslimun. İbrahim de böyle vasiyet etti. Yakup da ey çocuklarım, oğullarım, Allah size dini tertemiz kıldı. Sakın ha tes, Müslüman olmaktan Allah'a teslim olmuş olmanın dışında ölmeyin. Yani ne edin edin bu hayatta Allah'a teslim ol, olmayı başararak ölün. Şimdi dağına göre kış mevzu şu açıdan yani Allah'ın teslimiyetten hani senden yüzde onunu vazgeçtim. Sen evladından canından yana e, bana teslimiyetini sergilemesen de olur gibi değil de. Cenab-ı Hak bunu hepimizden istiyor. Dinin adı İslam ve bütün e, Hazreti Adem'den bu yana hepimizden bekliyor. Ama zorluk geldiği zaman, başa sıkıntı geldi. Yani Hazreti Eyyub Aleyhisselam vermiş derken, Hazreti İbrahim Aleyhisselam vermiş derken, peşinen baştan vermediler. Zorlu bir süreç oldu. Ve bu süreçte Cenab-ı Hakk'a bağlantıda kaldılar. Ya Rabbi, hani korkuyoruz, zorlanıyoruz. Efendim öyle sarsıldılar, öyle sarsıldılar. Ve keeyyim min Nice peygamberler böyle. Savaş meydanlarında katele bir ribbiyyuna kefir. Yani öyle zelzelelere uğratıldılar ki meta nasrullah dediler. Allah'ın yardımı ne zaman diye. Peygamberler de dedi. Dahi. Evet. Dolayısıyla şimdi adamın eğer e, gücü diyelim on birimse Cenab-ı Hak onu on birim düzeyinde sabrını zorluyor. 11'e 11 getirip sigortasını attırmıyor yani. 11'ime kadar getiriyor. Ama onun tahammül edebileceği bir sabır. Yani görünürde ikinizi de yere yatırmışlar. Üzerinize Hazreti Bilal gibi taşlar yığmışlar, kırbaçlıyorlar. Ama çektiğiniz acı, duyduğunuz elem senin kendi bedenin o nispetinde. Sen diyelim ki 30 birim eleme dayanıyorsun, acıya dayanıyorsun. 35-40'a gelse tahammülünü geçecek. Cenab-ı Hak müsaade etmiyor. Onlar ne kadar kırbaçlarsa başlasınlar. Senin o dayanabileceğin dozun üzerinde acı çekmiyorsun. O acıyı Cenab-ı Hak kışına göre yapıyor yani dağına göre kuşu kışı ayarlıyor. Çünkü eğer tahammülü mala yutak olursa yani kaldırabileceğinden fazla yüklenirse o zaman artık iradesi devre dışı kalır yani o anda kontrol edemiyor çünkü. Dolayısıyla kontrol edilebilir hudutlar içerisinde tutar Cenab-ı Hak. Dolayısıyla herkesin kontrol edebildiği hudutlar takati ile sınırlıdır. Sizin 90 birim acıya dayanacak bir yaratılışınız varsa 90 birim acıya kadar size hissettirilir. İster hapishanede olun, ister nerede olursanız olun yani işkence altında bile olsanız. Dolayısıyla buradan Cenab-ı Hak elbette ki dağı, kışı onları ayarlıyor ama bir kimsenin teslimiyetinden ödün vermesi teslim olmamayı şu şu hususları yani dese ki bir kul Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi namazı istedim veririm şunu veririm bunu veririm ama hani benden evladımı alacak olursan bozuşuruz yani. her halkın tabiriyle diyorlar külahları değişiriz. Önden Cenab-ı Hak ile böyle bir pazarlık içerisinde olsa ve dese ki o zaman ben sana artık kulluk etmekten vazgeçerim. Alamazsın yani o kadar değil dese bu teslimiyeti ihlaldir. Bu kulun istikbarıdır, büyüklenmesidir, diklenmesidir ve her şeyi batırır. Çünkü teslimiyet yekpare dediğim gibi piksel olsa bütün pikselleri kapatır yani. Nokta nokta hepsini alır. Bir tane bile istisna bırakmaz ve Cenab-ı Hakk'ın dini ancak böyle olduğunda makbuldür. Yoksa kulun efendim, şu şu hususları istisna ederek Allah'a kulluk etmesi berbat bir durum olur. O yüzden sabır kavramı bu açıdan çok önemli. nokta nokta Cenab-ı Hak kulun bütün 360 derece yoklama sına tabi olur ve bu yoklama sürecinde kararlılığı, sebatı efendim kendisinden beklenir. Olur ya, sayfa değişti. Yeni bir başlıkta ilk defa bu açıdan yoklanırken düştü. Kul düşebilir. Yani neyle yüklem? İktisadi bir şeyden ilk defa zorlandı. Bugüne kadar iktisadi bir meseleden hiç yoklanmamıştı. İktisadı tepe taklak oldu ve kul birdenbire düştü. Cenab-ı Hakk'a karşı da efendim mahcup oldu. Ama Allah Azze ve Celle bu kul bir kere düştüğünde teslimiyeti kendisi reddedip bundan vazgeçmediği sürece Allah da kulundan vazgeçmez, bekler. O sıkıntı sürecinde onu yoklamaya devam eder, yoklamaya devam eder. Kul durumu değerlendirir, değerlendirir. Der ki yani şimdi Cenab-ı Hak düne kadar bana imkan vermişti. Bugün beni ekonomik sıkıntıya soktu diye namazı bırakacak, Cenab-ı Hakk'a ibadeti bırakacak. Sırtım mı döneceğim? Hayır ya Rabbi ben yine sana sığınmayı, ekonomik durumlarının tekrar iyileşmesini de senden yine ummayı yani. Bu kulun o süreci de atlatması dediğimiz bir şey. Hazreti Eyyub aleyhisselam da Hani başından değil sürecin içerisindeki yoklanmaların neticesinde Cenab-ı Hak inna وَجَدْنَاهُ sabira Biz onu sabreder bulduk diyor. Bu uzun bir dönemdeki yoklanma şeyi. O bakımdan sabır zamana karşı bir yarış gibi gözükse de aslında zamana karşı değil de teslimiyeti muhafazaya dönük bir şeydir. Kul teslimiyetini muhafaza ettiği, ben oynamıyorum artık çocuk misali. Ee, çıkıyorum bu işten, vazgeçtim, sen beni işte e, bunu, bunu da bana yapamazdın diyeceği bir biçimde olursa bu kul kayıplara artık kayar. İşte sabretme, sabredemedi, vazgeçti, oyun dışı kaldı dediğimiz örnekler. Ama yok sabretmeye devam ederse e, bu gelen yeni sayfadaki yeni sorunun etkisiyle elbette sarsılabilir. Sarsılma normal. Allah peygamberleri için zilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه peygamber resul ve onunla beraber iman edenler de sarsıldılar diyor yani depremlere uğratılmışlar. Dolayısıyla sabır esnasında zorlanmamız normal, sarsıntı geçirmemiz normal. Zaten yoklanıyoruz. Ama bilmeliyiz ki o esnada bir başlık altındayız ve bu başlık üzerinden yoklanıyoruz. Devam mı? Tamam mı? Devam mı diye vaz mı geçeceğiz yoksa devam mı edeceğiz? Nereye kadar devam eder? Cenab-ı Hakk'ın kulun Artık e, onu caydıracak herhangi bir maraz kalbinde kalmadığı ve bundan sonra neyle yoklarsan yokla Cenab-ı Hakk'a kullukta devam edeceğinin Allah'ın ilminde anlaşılması işte iyiliğin sonsuza vurduğu yer. Yani sabır böyle integral gibi bir şeydir. Böyle sonsuza vurur. Yani adamı bununla da yokladın vazgeçmedi. Daha ne yapacaksın? Yani takatini zorlayacak kadar ekonomik zorluk yaşattın. Rabbinden vazgeçmedi. Sayfayı değiştirdin. Ne var? Şehvet üzerinden yoklanabilir. Şehvet üzerinden yokladın. Bir iki düştü kalktı yine sebat etti. Belli ki artık bu koşulları değiştirmek onu caydırmıyor. Bu şu demek. Artık sonsuza kadar devam etsen bu sebatını gösterdi. O yüzden sabır e, sınırlı zamanda yaptığımız davranışı sonsuza ırak sattığımız bir şey. Yani artık Müslüman olarak ölen ve Allah'ın sınavından olumlu olarak çıkan, iyi bir form olarak almış, olmuş olarak çıkanlar adeta yani Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi bizi sonsuz yaşatsaydın da teslimiyetimizden vazgeçmeyecekti ki ispat etmiş oluyorlar. Çünkü değişik koşullarda Cenab-ı Hakk'a bağlılıklarını sürdürebilmeyi ortaya koydular. Yani belli bir dönemden sonra artık e, sınanma eylemi de sona mı verecek? Allah tarafından sınanmayacak mı kul? Yani bütün sorulara doğru cevap verdi gerçi ama şartlara göre de değişebilir. O gün o tarihte verdiği cevapla belki 5 sene 10 sene sonraki vereceği cevap ve sınavdaki başarı durumu değişebilir. Dolayısıyla son nefese kadar herhalde bu sınav devam edecek. Sınav son nefese kadar devam ediyor da son nefes ne zaman geliyor? Son nefes ömür dediğimiz şey kimisine 40'ında, 50'sinde, 60'ında, 25'inde, 30'unda. Dolayısıyla Allah'ın hani biz ekonomik olarak bunu bu kadar zorladık. Bu ekonomi bunu caydırmadı. Şu kadar düzeyde diyelim adama 100 bin rüşvet vermişler vazgeçmemiş. Şimdi ertesi gün bir yıl sonra onun 5 bin rüşvet karşılığında vazgeçmesini beklemezsiniz. Daha büyüğüne satmamış kendisini. Dolayısıyla kul takati nispetinde ekonomik olarak ve başka başka başlıklarda yoklandığında adeta Cenab-ı Hakk'a hani ben bunlar uğruna seni satmıyorum mu ortaya koymuş oluyor. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ Allah'ın sadıklarınızı ortaya çıkarıp bildiği, kazipler yani yalancılarınızı ortaya çıkarıp bildiği dediği süreçte bunlar yaşanıyor. Yani dolayısıyla Şöyle bir makam uğruna adam kendisini satmamış. Şöyle bir mevki uğruna satmamış. Şöyle bir şöhret uğruna satmamış. Şöyle bir rüşvet uğruna satmamış. Bunlar hayatta hep çeldirici şeyler. Yani bizim ilgi duyduğumuz. Dolayısıyla bunları başlıkları devirdiği zaman kul teslimiyetini Cenab-ı Hakk'a, evladı uğruna da Cenab-ı Hak'tan vazgeçmemiş. Ona duyduğu sevgiyle gün gelmiş, karşı karşıya gelmiş. Ama Rabbini tercih etmiş. Ya Rabbi demiş senden yana duruyorum. Ondan yana olup seninle karşı karşıya gelmeye göze alamıyorum. Bunlar sayfaları çeviriyor. Dolayısıyla Allah kulu arızalı veya kırılgan olduğu zincirin zayıf halkaları üzerinden yoklayınca kul artık bu sınavlardan çıktı mı sanki de hani çok güvendiğiniz bir adam vardır. Onu çok açıdan yoklamışsınızdır. Hiç arkanız geri çekmez. Eleman gibi düşünmese. Yani üç beş kuruşa satmaz kendini diyorsun. Bunun eline biz milyarlar verdik. yani Dönüp bakmadı bile. Dürüstlüğü şöyledir. Bizde bile böyle şey var. İşte iffetine güvendiğiniz birisi mesela. Veya şöyle şöyle. Allah bizdekiler öngörü ve tecrübeye dayalıdır. Ve olur ki bazen şey verebilir, açık verebilir. Çünkü ta, öngörüdür tahminen Cenab-ı Hakk'ın ki ilimdir. Allah kulu hakkında evet bu bunu inna vecednahu sabira dedi mi? Yani tıpkı Hazreti Eyyub'a dediği gibi biz onu sabreder bulduk dedi mi? Tamam o, o açıdan olan sınavda e, sabredici çıkmıştır yani sınavı bir sene sonra da bir, bir, daha uygulasan, on sene sonra da bir daha uygulasan kulun oradaki tepkisi netleşmiştir. Kul o, o açıdan yaptığınız değişkenlere ee, Cenab-ı Hakk'a sebat ile karşılık vermiş. Ve bu ilim olarak ortaya çıktığında, nitekim komple bir hayatta Cenab-ı Hakk'ın bu ilmi ortaya çıktığında, bu kullar sonsuz bir saadete layık oluyorlar. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'a e, sonsuza vuran bir şey gösterdiler, bağlılık gösterdiler. Evet, yani koşulları Cenab-ı Hak değiştirdi, düşürdü, kaldırdı. Ee, her türlü biçimde onları yokladı... Rablerine teslimiyetten vazgeçmediler. Böylece sonsuza iyi bir imza attılar gibi. Bunlar ebedi. Ama bunu ucunu bağlayan, sonuna götüren, neticeyi sağlayan şey ne? Demin konuştuğumuz kavram. Sabır. Ama sabır olmazsa hani bu, bu, bu başlıklarda Cenab-ı Hakk'a teslimiyet sergilemiş. Evet iyi gidiyorsun hadi bakalım. Sebat ediyorsun Cenab-ı Hakk'a bağlılıkta ama yarın yeni bir başlık gelecek hayatında. Nedir o? İşte itibar mesela nedir o? Başka bir başlık. Ve siz o başlıkta birdenbire Cenab-ı Hakk'a teslimiyetten ödün vermeye başladınız. Yalan söylemeye, iftira atmaya yani neyse o uğrunda Cenab-ı Hakk'ı sattığınız. Hani benim belki ifadem kaba kaçıyor satmak falan ama Allah da Azze ve Celle böyle ifade ediyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَهُ الدَّلَالَةَ بِالْعُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُهُمْ Onlar kalktılar dalaleti satın aldılar. Hidayetten vazgeçtiler. Hidayeti harcadılar. Ulaike ellezine ustarahul dünya bil Kalktılar dünyayı satın almak uğruna. Ne var onun içerisinde? Ya kimisinin adı satın aldığı kariyer var. Ya kimisinin satın aldığı ne bileyim e ekonomik çıkar var. Ya kimisinin satın aldığı e şehvete dair bir şey var. Yani bir şeyler var ki siz Cenab-ı Hakk'ın teslimiyetle ucunda cennetin olduğu süreçten kopuyorsunuz ve artık oradan vazgeçip bunu talep buna ta, talipli oluyorsunuz ve bu uğurda artık günah işliyorsunuz yalan söylüyorsunuz iftira ediyorsunuz. Dolayısıyla hayatımız boyunca biz tıpkı o laboratuvardaki biz böyle bazen e, iplerin falan e, direnci kontrol edilir laboratuvarda. Bağlarsınız ve belli bir gerilime tabi tutarsınız. Hangi gerilimde koptuğunu çıkarırsınız. Şu kadar gerince, şu kadar şiddet uygulayınca, uçtan uca da kopuyor dersiniz. Cenab-ı Hak da aslında çeşitli başlıklar altında bize bunu yapıyor ve irademizi yokluyor. Doğal dayanımımızı değil. Doğal dayanımımız zaten oraya kadar getirmiyor. Kopar zaten yani. O takatimizin olduğu şeye getirmiyor. İrademizle tutabileceğimiz yere kadar bizi sınıyor çünkü teslimiyetimizi sınıyor. İrademizi ve tercihlerimizi ve sunuyor. tercihlerimizi sınıyor ve başlıkları sürekli değiştiriyor. Bizden hala ona bağlılıkta sebat etmemizi. İşte bunun adı sabır. Ona bağlılıkta sebat etmemizi bekliyor. Yani sabırdan bu kadar bahsedilmiş olmasının e, temel esprisi bu dünya hayatının bir e, sınamadan, bir imtihandan e, meydana gelmiş olması ve ölünceye kadar da bu sınamanın devam ediyor olması. Dolayısıyla bu sınav süreci içerisinde en e, insanlara en e, lazım olan şey de sabır, sebat e, ve kararlılık çünkü tek seferlik iyilik işe yaramıyor. Evet. 3-5 günlük olanı da işe yaramıyor. Sona kadar olan işe yarıyor. O zaman anahtar kavram sabır oluyor. Yani son bir ayında vazgeçseniz, son bir ayında hani yoldan çıksanız, her şeyi berbat etseniz... ...öncesindeki 60-70 senelik ömrünüzdeki iyiliklerinizin bir anlamı kalmıyor. Çünkü siz yeni bir başlık gelmiş ve o başlıkta Cenab-ı Hakk'a teslimiyetten vazgeçmeyi seçmişsiniz. O neyse... Art, bu kadar da değil. Bunu da Allah uğrunda harcayamam demişsiniz. Yani Hazreti İbrahim ömrü boyunca mesela o kadar teslimiyet gösterdi Cenab-ı Hakk'a canıyla başıyla. Tut ki yeni bir başlık ömrünün sonlarına doğru geldi. Evlat üzerinden bu kez. Evlada duyduğu sevgi üzerinden. Kalksa İbrahim... deseydi ki Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi yani bugüne kadar ne istedinse verdin Canımı bile gözü aldım verdim. Ama bu evlada duyduğum sevgiyi ben senin uğrunda harcamayı göze alamıyorum dese mesela bütün her şey bitiyor. Teslimiyet de bitiyor. Evet. Çünkü teslimiyet kavram olarak istisna kabul etmeyen bir. Bu kavramın kendisi bunun için var. Yani yüzde yüz olacak full. Dolayısıyla her şeyi bitirirdi. Hani bize bakan yüzüyle Hazreti İbrahim mari bir sınav nasıl gerçekleşiyor? Cenab-ı Hak bunu sezdiriyor. Yani evladını alabilirim hissini yaşatıyor gördüğü örneklerden, akşam izlediği haberlerden. Sonra kul bunu Cenab-ı Hak ile kendi içinde mütalaa ediyor. Yani kimisi alamazsın öyle bir şey bana yapmaya kalkma bende din diyanet kalmaz gibi tepki veriyor. Bu işte kalpteki maraz bu. Kimisi yani çok korkuyor, çok üzülüyor, hani böyle bir şeyin ihtimali onu çok sersiyor ama dönüp hak sahibine hakkı teslim ediyor. Diyor ki Yoktu sen verdin. Hani alacak olursan o yüzden Cenab-ı Hak sabrın hani en doruk ve en güzel noktası olarak tarif etmiş. Sevdiklerimi aldığımda verdikleri tepki olarak dedi ki hani وَلَنَا بْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ Canlardan aldığımızda وَالْثَمَرَاتِ Mahsullerden Onlar ki اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ Böyle bir musibet kendilerine isabet ettiğinde Kalkar şöyle derler. İnna lillahi. Biz zaten ona aitiz. Ve inna ileyhi raciun. Ve zaten ona dönmekteyiz. Dolayısıyla biz bile ona aitken evladımız da ona ait, malımız da ona ait. Kalkmış bunu dün verdiği malı geri alıyor. Yani bunda hak sahibinin hakkını teslim eder. Ve bugünden Cenab-ı Hakk'a böyle bir şey yaşatacak olursan senden sabır dilerim. Dağına göre kış dediğimiz mevzu orada devreye giriyor. Şimdi şeyde Hz. İbrahim'e sorulan soru, Hz. İbrahim'in geçirmiş olduğu bir imtihan da aslında bayağı özel bir imtihan ve sanki Hz. İbrahim'e özel dağına göre kar dediğimiz hadise. Çünkü tamam insanların çocukları, evlatları vefat edebiliyor. Allah onların hayattan koparabiliyor ama Şimdiye kadar Hz. İbrahim'in dışında hiç kimseye kendi evladını kurban et şeklinde bir sınav sorusu gelmemiştir herhalde. Dolayısıyla belki de Hz. İbrahim'in üstesinden gelebileceği kadar zor bir soru ancak Hz. İbrahim'e belki sorulabilirdi ve ona soruldu. Herhalde insanlık tarihi içerisinde böyle başka bir olay ben hatırlamıyorum doğrusu. Yani evladın kaybı onların tilası anlamında aynı başlık yani. Hani orada kendi eliyle bunu yapması gibi bir farktan söz ediyorsunuz. Ama neticede onu yani kurt yiyerek de alsaydı, nitekim başta Hazreti Yakup Aleyhisselam'a çocukları kurt yedi falan dediler. Yani evladın ortadan kalkması, artık o sevdiğiniz çocuğunuzla olan birlikteliğinizin, maiyetinizin son bulması sizin içinizin Hazreti Musa'nın annesi gibi birdenbire böyle... وَاَصْبَحَ فُؤَادٌ مِعُمِّ مُوسَىٰ فَعْرِغَةًۜ Bomboş olması açısından aynı başlığın sınavı. Bizim Cenab-ı Hakk'ın kula e, güç nasip etmesini söylediğimiz tarafı yani o dağ kış mevzu, olay yaşandığı zaman ona e, Allah Azze ve Celle'nin acıyı ona göre yaşatması. Yani düşünün A şahsı da evladını kaybediyor, B şahsı da evladını kaybediyor. Ama A şahsı yirmi acı yaşamış mesela. içindeki acıyı topluyorsunuz. Ama öteki 30, öteki 40 yaşamış mesela. Niye bu değişti derseniz bunun acıya tahammülü, takati 20 dolaylarında sınır o. Bununki 30, 40 olunca Cenab-ı Hak ona göre aynı bir şeyi kaldırmadaki gibi. Dolayısıyla başınıza hangi baş, herhangi bir başlıktan sıkıntı gelebilir. Başlıkların istisnası yok. Ama bileceğiz ki hangi başlıktan gelirse gelsin, isterse evlat kaybından gelsin. Allah biz sabredersek bizimle beraber olacaktır. Hani siz bir zorluğa girdiniz, e, tek başınıza korkuyorsunuz. Ben de hissediyorum ki ya ben de sana el vereceğim, ben de o yükün altına gireceğim seninle beraber. İşte Cenab-ı Hakk'ın inna allaha ma'as sabirin, ma'a, ma'iyyet, beraberim diyor bende. Yeter ki sen sabrediyor ol, ben seninle beraber olacağım. Dolayısıyla acıların tolere edilebilir, senin onu kaldırabileceğin düzeyde yaşayacaksın o acıları. Yani morfinleyecek senin tahammül edeceğin yere kadar. Dolayısıyla iş bittiğinde aradan 10 sene geçtiğinde ya ben nasıl tahammül ettim? Evlat acısının altından nasıl çıktım? Hmm. Ya ben yapabileceğim bir şey değildi. Belli ki Allah bana yardım etmiş dedirtecek, dedirtecek şekilde. Dolayısıyla teslimiyeti başlıklarından istisna olarak değil de çünkü Cenab-ı Hakk'ın kulundan e, istemeyi istemeyeceği bir şey yok. Her şeyini isteyebilir. Hak sahibi ama onun bunun altından kalkabilmesi noktasında onun e, tahammülünü aşacak kadar acı yaşatmaz ona. Onun tahammülü düz dolaylarında bırakır ki o bunu yönetebilsin. Evet. Fil hakika durum böyledir. Mesela bugün Gazze'den bahsediyorsunuz. Bu insanlar bu acıların altından nasıl kalkıyorlar? Buradan biz baktığımızda altından kalkılabilir. Tahammülü acı gözükmüyor. gözükmüyor. Tahammülü yani bizim yani şu, şu yalın halimizde gözükmüyor. Ama olayın içerisine girdiğinizde o Cenab-ı Hakk'ın sabredenlerle olan beraberliği işin içerisine girdiğinde o zaman işler değişiyor. Yani Hazreti Bilal'in tahammül edebildiği şeyi kendisine 10 sene önce sorsaydın asla başarabileceğim bir şey değil diyebilirdi ama olayın yaşandığı andan itibaren Cenab-ı Hakk'ın verdiği sağladığı bir şeyler var. Bizim bedenimizde bile mesela otomatik işleyen sistemler var. Kaza anında mesela acıyı hissetmiyor. O esnada Allah diyor güç veriyor diyor nasıl yapıyorsun? Hani diyorsun ki elim parçalanmış, parmağın kopmuş nasıl çıktın, nasıl şunu yaptın? Açıklayamıyor diyor ki ben o esnada normalde bir yarı kesiye bile dayanamam ben. Evet parmaklarım kopmuştu ama onları topladım işte kalktım hastaneye gittim diyor veya arabadan çıktım çocuklarımı doğu halimle arabadan çıkardım. Neyi sağladı sana buna? Tıbba baktığın zaman vücut şunu şu hormonu devreye koyuyor diyor bu hormonu devreye koyuyor. Bu hormonlar acıyı bastırıyor. Tamam açıklamasını yapabilirsiniz ama bu sistemi kim koydu? Kuluna bu esnada yetişip ona yardım eden kim? Dolayısıyla kul bilmeli ki ben hangi başlıkta sınırsam sınanayım. Cenab-ı Hakk'a bağlılığımı sürdürmeyi tercih edersem. Bir kopma var tercih orada yaşanıyor. Vazgeçiyorum ben bu yükün altına girmeyeceğim. Ne yapacağım? Ağlayacağım, zırlayacağım, isyan edeceğim. Tanımıyorum seni diyeceğim. Yokmuşsun sen diyeceğim. Bu o yol. Ama diğeri sabretmeyi seçeceğim. Direneceğim. Ve Rabbimin yardımını beraberimde umuyorum. İşte orada Resulullah buyuruyor ki o man yetasabbar yusabbirhullahu. Bir kimse sabretmeye çalışırsa Allah ona sabre onu sabretmeye muvaffak kılar. O ma utiye ahadun ataan awsa'a ve hayran min as-sabr. Kimseye Allah sabır gibi daha büyük bir ata vermemiştir yani. O kadar geniş, o kadar kuvvetli bir şeydir ki. Ama bunu kime veriyor? Sabretmeyi seçerse bir kul. Hı -hı. Ben sabretmeyi, e, nitekim henüz hayattayız ve önümüzde henüz açılmamış bir dünya başlıklar var. Avrupa Birliği başlıkları gibi böyle sırada bekleyen başlıklar bunlar. Ve bunlar bizim hani geride bıraktıklarımızdan çok zaten verdiklerimiz değil de... E, ...henüz vermediklerimiz, hayatımızda e, henüz heyecanına girmediğimiz başlıklar gelince bu kez nasıl davranırız? Cenab-ı Hakk'ı yine önceler miyiz yoksa onu geriye mi atarız diye bir yolculuktayız ya. Bu bakımdan en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu sabır ve sebat. Ve bilmeliyiz ki eğer Cenab-ı Hakk'a güvenmeyi ve ondan yana olmayı e, seçmeye devam edersek inanamayacağımız kadar başarılı olabiliriz. Yani Allah bizi hiç tahmin etmeyeceğimiz kadar zorlu süreçlerden muvaffak kılıp çıkarabilir. Hayatın ucuna geldiğimizde nasıl o gün hani orada muvaffak olabildim diye kendimize şaşırabiliriz. Ama buradaki anahtar sabretmeyi seçmek. Başarırım ben çünkü Allah ben ben sabretmeyi seçersem bana yardım edecektir. O yüzden burada maiyeti konusu önemli. Yani Olayın eşliğinde gelen, sonrasında değil, eşliğinde gelen. Tercih etti adam. me'al <laughs> Zorluğun eşliğinde olan kolaylık. İnne me'al Kur'an'da da zaten Allahu Teala yani e, sabretmek de aslında Allah'ın inayetiyle, yardımıyla oluyor. Peygamberimize nasıl ki sen Allah'ın yardımıyla e, istemesiyle onlara karşı yumuşak davrandın ifade buyurduğu gibi aslında sabır gösterebilmemiz de o tercihten, o tercih yaptıktan sonra Allah'ın yardımı ve inayetiyle oluyor. Aslında her şeyimiz öyle. Allah'tan her an, her şey için yardım ve tevfik, destek istememiz gerekiyor. Bunun duaları da Kur'an-ı Kerim'de var. Aslında Kur'an-ı Kerim'de insanın çok aceleci ve cezu, cezu da herhalde en küçük bir şeydi. Hemen sızlanan, feryadı basan bir varlık olarak mizacından, olumsuz bir mizacından bahsediyor. Dolayısıyla bu aceleciliğe e, ve hemen her türlü olaydan çok kolay müessir, tesir kapıcı bir e, mizaçta olmasından dolayı da herhalde sabır, e, sabrın üzerinde özellikle de duruluyor sanırım. Yani Hı. insanın bu e, olumsuz mizacını belki de örtebilmek için sabır ilacına e, dayanması gerekiyor. E, sabır herhalde hem Günahlardan kaçınmak için gerekli sebat davranmak, hem ibadetleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gerekli, hem de musibetlere karşı da e, sabır kuvvetine ihtiyacımız var. E, hocam bir ara vereceğiz müsaadenizle. Değerli dostlar kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah. Değerli dostlar insanın anlam arayışı programında Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla. Sabır konusunu işliyoruz. Sabrın mahiyeti ve makbul bir sabır nasıl olmalı konusu üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Hocam sabrın mahiyetinden bahsettik. <laughs> Sabıra için allah Teala Teala bu kadar önem veriyor, üzerinde duruyor? E, sa ancak sabredenlerin cennetle müjdelendiğinden bahsediyor. O konular üzerinde durduk. Bir de e, makbul sabır nasıl olmalı? Yani Allah'ın razı olacağı sabır nasıl olmalıdır. Şimdi demin özetlediniz iyilik veya iyi davranışlar üzere sabır. Yani Hazreti Peygamberin mesela Mekke'deki durumunu sürdürebilmesi. Cenab-ı Hak devam et tebliğ etmeye devam et. Bu halinle sabretmeye devam et. Vazgeçme. Kur'an'da böyle çok ayetler var. Resulullah evet. özelinde evet. vasbir, o mensabruke illa billah. Evet. Vasbir'l hukmı rabbik ve la Allah'ın rabbinin hükmüne sabret. Şeyin gibi olma, e, balığın adamı gibi olma. Hazreti Yunus'a işaretle, yani görev yerini terk etmek. Artık dayanamıyorum ben bu acılara demek. Rabbinin hükmüne sabret. Cenab-ı Hak zamanını, mekanını, vaktini biliyor. O oraya kadar gelmeli. Oraya kadar gelecek ki, evet bu başlık kapansın. Buradaki şeyden yokladık. Artık desin ki yani Cenab-ı Hak bizim nasıl biri için deriz ya ya Bu artık mal bakımından güven buna. Yani biz çok etraflıca o açıdan yokladık. Cenab-ı Hakk'ın da yoklama sistemi Allah'ın ilminde. O belli bir çerçevede onu üzerinden geçiyor ve yokluyor. Resulullah da buna tabi oldu. Mekke döneminde sahabe-i kiram da tabi oldu. Yani öyle bir şeye geldiler ki artık o Mekke dönemindeki olayları yaşamışken biliyorlardı ki bunun onda biri, bunun yarısı kadar bir şey bunları artık caydırmaz. Dün sevdiklerini kaybettiler. Yerlerinden, yurtlarından hicret ettiler. Yine direndiler. Yani Mekke çok aziz idi ama yeter ki Allah olsun Mekkesiz de olur dediler. Habeşistan'a göçtüler. Evlat çok aziz idi, evlatlarını kaybettiler. Efendim, e, annesini kaybetti. Hazreti Sümeyye'yi şehit ettiler. Diğer nice insanlar burada işkenceye maruz kaldılar. Bu hak üzere sebat etmek, küffarın olanca ihtişamına, yaşadığı o esnadaki güzel ortamına rağmen. Cenab-ı Hak وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Gözün onların haline, vaktine, durumlarına ve çeşit çeşit zenginliklerine dikerek hani kendini yanıltma. Sen bu halin üzere sabretmeye devam et. Şimdi bir de musibetlere ve sıkıntılara, olumsuz yaşanan hadiselere gösterilen direnç. Bunu da deminden beri konuşuyoruz. Bu biri negatif boyutta, birisi pozitif boyutta e, gibi olabilir. Alimlerimiz biri taat üzere sabır, diğeri musibetlere karşı sabır. Bir de hayatın kendi içerisinde sürecin bir imtihan süreci olduğu bilinciyle sabır. Biri birimize de sabır var. Yataydaki ilişkilerde. Yani aile olmuş mesela. Ama istediği gibi aile kurduğu düşü gerçekleştirememiş. Nasıl bir düşkünmüşse yani, cennetteki yine benzer bir şey. Karşı taraftan kusurlu davranışlarla karşı karşıya geliyor. Ve bunu kalkıyor, sistem sorgulamasına dönüştürüyor. Yani işte niye böyle oldu, niye aile diye bir şey var, niye böyle, niye istediğimiz gibi bir güzellik yaşamıyor. Ya burada وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ fitne Birbirinize karşı sizi bir sınama aracı kıldık. اَتَسْبِرُونَ <laughs> Bakalım sabredecek misiniz? etasbirun. O bugün o sana karşı kusurlu davranacak. Yarın sen ona karşı kusurlu davranacaksın ve birbirinizi tolere etmeyi, sabredebilmeyi. Bu sadece ailede mi? Hayır, komşuyla da böyle olacak. Yani Cenab-ı Hak etrafınızdaki bütün süreçlerde iş arkadaşıyla olabilecek, patronla olabilecek, amirle olabilecek, memurla olabilecek. Dolayısıyla bir de etrafımızda yataydaki ilişkilerde tahammül, trafikte bile olacak. Yani adamın biri Haddini aşacak, hareket yapacak veya arabanın önünü kesecek. Sen sınav sürecindeyiz. O da bir gazap duygu taşıyor. Şu anda onu yönetmekte zorlanıyor. Ama ben ee, tahammüllü olmalıyım. Kim adına? Kendimi e, düşürerek mi? Hayır. Sistem sahibi adına. O yüzden Cenab-ı Hak hani وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Kur'an'da sabırla ilgili en muhteşem ayetler bu ayetlerden sonra geliyor. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَسَّيِّيَّ Kötülükle iyilik bir değildir. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Sen güzellikle karşılık ver. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَّاوَةٌ Bir bakmışsın seninle aranızda adavet bulunan, düşmanlık bulunan kişi كَاَنَّهُ وَلِيُّنْ حَم۪يمٌ Birdenbire candan bir dost vermiş. Dedikten hemen sonra Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا <laughs> يُلَقَّاهَا bunu ancak sabredenler muvaffak olabilir. Yani sabredemezsen durumu yönetemezsin. Adam bir bağırdı sen iki tane bağırsın. Adam arabadan indi sen kapıyı çantlar çıkarsın. Ve birbirinize girersiniz. Azala cinayet çıkar. Şimdi durumu yönetemedin. Yataydaki ilişkilerde bir sınava maruz kalabileceğini baştan bilmen gerekiyordu. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızası uğruna durumu yönetebilmek, alttan alabilmek, sabredebilmek, وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا ذُو حَظٍ Cenab-ı Hak çok büyük hazzı yani payı hissesi olan kimse diyor. Cenab-ı Hak böylesini övmüş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsi hayatında mesela şahsına yönelen e, kimi zaman hakaret fari söylemler, kötü, hat, kötü sözler, kötü sözler hatta hareketler yani çekmiş bedevinin biri böyle elbisesinin yakasından birden geriden çekince boğazını böyle boydan boya kızartmış uç kısmı e, cübbesinin. Şimdi bir, nasıl bir durum bu yani? Ama bunu tahammül edebilmek yani böyleleri de karşılaşacaksın. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın emrine, hükmüne her bakımdan sabır. O böyle bir sistem yarattı. Bu sistem ideal, güzellikleri ve mutlulukları yaşayalım diye bir yer değil, sınanalım diye bir süreç ve birbirimizin sınavlarına birer faktör olarak girip çıkıyoruz. Ben sizin sınavınıza bir girip çıkıyorum. Sizin sınavınızda rol alıyorum. Siz benim sınavıma girip çıkıyorsunuz. Bir sınavımda rol alıyorsunuz. Eğer sistemi Cenab-ı Hakk'ın rızası uğruna yönetebilmeyi başarırsak işte sabrı hayatımızda egemen kılmaya ve Cenab-ı Hakk katında başarılı olmaya doğru yol almış oluruz. Bu böylesi bir şey muvaffakiyet bize getirir ve neticeyi bize getirir. Ama hani Vazgeçersen bir yerden sonra adam sistem eleştirisi yapıyor. Bakmışsın arabesk takılıyor. Yani takdiri ilahiye, böyle bir düzeni Kur'an'a, böyle bir yaratılışı var edene, ne bileyim böyle bir ortama, feleye, kimi kelimeler ve kavramlar seçiyor. Bunlar ben artık sabretmiyorum ve bu sistemin sahibini doğrudan hedef alıyorum. Ona baş kaldırıyorum. Demenin şeyi sabırdan hani nereden çıkıyoruz derseniz buradan sabırdan çıkıyor. Artık kulluk bağlılığı ve bilincini terk ediyor. Ona yani yanlış bir sistem yaratmışsın, yanlış bir hayat var etmişsin. Ben seni kendime düşman seçiyorum diye şeytanın ardına düşüyor. Yoksa sistemin içerisinde kaldığımız ve sistemin sahibine saygılı olduğumuz ve sistem içerisinde tümsekleri doğal karşıladığımız... Burada tümsek olacak yani. Burada hız kesiciler olacak, burada işaretler olacak, burada yavaşlamanı gerektiren durumlar olacak, burada virajlar olacak. Burası, bunu baştan satın almamız bunu, yani. Bu sınav sürecindeyiz. Arkadaşla da olacak, dostla da, eşle de, evlatla da olacak. Şimdi evlattan yana Cenab-ı Hakk'a isyan ediyor. Ne bu evlat işi falan filan. Dün yalvarıp istediği evladını bugün belli bir yaşa gelmiş, bir imtihana dönüşmüş hayatında tutuyor. Bunu, bundan Cenab-ı Hakk'ı sorumlu tutuyor. Yani böyle bir sistem niye var etti? Niye çocuk çocuk sahibi oluyoruz? Niye bu, bu ergenler böyle davranıyor vesaire? İşte onun da bir duası var değil mi? Yani Allah'ım şey, çocuk çocuğu veya inançsızları, kafirleri bizim için intihan sebebi yapma şeklinde. la fitneten lillezine kafaru Tabi yani Cenab-ı Hak sınav sürecinde e, önden yakaranlara, e, dua ne çok önemli. Tabii dua, dua önceki e, buluşmalarımızda da konuştuk. Öne doğru işleyen bir süreç. Ya Rabbi bunu salihlerden eyle. Elbette bunun üzerinden beni sınayacaksın ama o gün bana direnç nasip eyle, evet. kuvvet nasip eyle, onu, onu, onu ne bileyim şöyle yap, böyle yap diye sistemi Cenab-ı Hakk'ın yönettiği bilinciyle duaya sıkı sıkıya tutunmak işleri kolaylaştırır. İşleri zorlaştıran sistemin e, seküler aktığını sanmak, sahipsiz kendi başına ve böyle bir durumda ben olaylara olayları vaziyet edebilirim. Bizim oğlan yapmaz. Benim o evladım yapmaz. Ben her şeyi düşündüm. Ona şöyle bir eğitim verdim. Gibi belli bir özgüven ile Cenab-ı Hakk'ın müdahalesine kendi hayatını kapattığını ve artık kendisi kendi hayatında yeter olduğunu sanmak. Kibre varan bir özgüven. Yani bir özgüven bu. Ve sistemi de artık sınav süreci bir görmüyor. Her şeyi sigortasını yaptırmış, kontrol altına almış, beş başı ma mamur gibi görüyor. Sonra en güvendiği yerden açık verebiliyor. Sağlığından verebiliyor, en güvendiği. Veya evladından veriyor veya eşinden verebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de hocam e, Hazreti Yakup aleyhisselam da e, ifade ediyor. Peygamberimizden de Sabr. Yüce Rabbimiz istiyor. Sabrı cemil. Hı -hı. Yani güzel bir sabırla. E, mukabele edin karşılıkta bunun diyor. Sabr-ı cemilin e, içini nasıl doldurabiliriz? Ne anlama geliyor sabr-ı cemil? Yani Hz. Yakup Aleyhisselam kendi ifadesiyle Kur'an'da bir ayet bu. Fa sabrun cemil. Allahu'l mustaano ala ma tasifun. Yani üstelik yaşadığı şey bence ölümden de beter bir hadise. Yani e, ölen evladınızı götürür defnedersiniz. dersiniz. Ama kaybolan ne yapacaksınız? Hiçbir iz yok. Yani aklınızdan çıkmıyor. Her an gelme ihtimaline karşı duyarlısınız. Gömemiyorsunuz. İçinizde de onu bitiremiyorsunuz. Öyleleri hani cesedini bulmayı bile hayal edip etmeye başlıyor. Kardeşleri öldük. Ölmüş olduğunu bilmek ama. bile istiyor yani. Ve bu en zor ve en e, yani sabrı en çok gerektiren en zorlu yolculuklardan bir tanesi. Hazreti Yakup Aleyhisselam bu sürece yani sabrın güzelliğiyle fasabrun cemil. Cenab-ı Hak eğer sabrı cemil kılarsa yani güzel kılarsa kul bunu da belli bir olgunlukla taşır, yaşar. Yani sabretmek çünkü çaresizlik değil. Cenab-ı Hakk'ın gücüne ve kudretine imanın yani ben bilinçli bir gücün gözetimi altında yoklanıyorum. Sabır böyle bir şey. Tevekkül. Sabır, tabiratü evet. olduğu bilincinde kalabilmektir. Çünkü yaradan kudret beni özellikle yapıyor, bile bile bunu bana yapıyor, özellikle yokluyor düşüncelerinden çıktığınızda yani talihsiz bir olay başınıza gelmiş ve sizi korkunç acı vermiş size. Yani bu, bu seküler düşüncede mahveder sizi yani. Nereden beni buldu falan. Ama sabırda öyle değilsiniz. Sabırda Cenab-ı Hak bir... Ee, li hükmü Rabb'i kefenek sabret diyor hükmümüzü çünkü sen şu anda gözümüzün önündesin. Yani biz yani tam da seni evet. almışız en üzerinde çalışıyoruz senin şimdi. Başına gelen her şey Allah'ın hükmüyle onun iradesiyle geliyor. İşte sabır bu bilinç. Kesinlikle. Yoksa diğer tür bu bilinç olmasa dişini sıkma, zamana karşı direnme gibi Zorak anlamsız kesinlikle. bir şey olur. Ucu yok onun. Ama sabır Cenab-ı Hakk'ın beni yokladığı bilinci olunca biliyorsunuz ki o bir yere kadar takatinizin el verdiği yere kadar yoklayacak. Sonra sebatınızı görünce kaldıracak. Yani acıyı da kaldıracak, efendim e, sıkıntıyı da kaldıracak ve siz kendinizi e, yeniden hem de daha iyi hissedeceksiniz. Cenab-ı Hak Hazreti Eyyub'da kaldırdığında o <laughs> وَهَبْنَا Ailesini yere verdik. Bir o kadar benzerlerini daha verdik. Yani etrafında e, yeni aileler kurmuş rahmeten min indina. Ekstradan daha fazla şeyler verdik diyor. Dolayısıyla kul sebatı sabrı yapmaya çalıştığında Cenab-ı Hak onu ona güzel kılar. Yani güzel sabır deyince o zaman yani içinde isyan olmayan, Allah'a teslimiyeti ve tevekkülü içeren ve şikayet insanlara yönelik Allah'a şikayet fiilinden uzak bir sabrı anlamamız gerekiyor herhalde. Evet. Yani inneme e, eşku besni, besni ve, ve hüzni hizni, ilallah. ilallah buyurduğu gibi. Yani evet. kendi halimizi Allah'a arz edip, Allah'ı insanlara, kullara şikayet etmemek evet. ve e, Allah'ın hükmüne boyun eğmek e, şeklinde tevekkül ve teslimiyet. Sabırsızlık da tam bunun e, zıttı. Sabırsız olan insan Allah'ın hükmüne, iradesine, onun kendisini karşı karşıya bıraktığı şeylere e, isyan etmesi, onu itham etmesi, rahmeti rahmetinden Bana dolayı yanlış yaptın demesi. Evet, demesi. Mesela. demesi. Ee, hocam süremiz de sona erdi. Müsaadenizle de sonlandıracağız. Değerli dostlar, bir dahaki insanın anlam arayışı programında yine birlikte olmak temennisiyle yüce Rabbimiz hepimize sabrı cemiller e, nasip etsin musibetler karşısında teslimiyet ve tevekkül ihsan etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.